Merhabalar, Cambridge sitesinden indirdiğim multitrackleri mixlemeye devam ediyorum. Bugünkü şarkımız Anna Blanton isimli sanatçının Rachel isimli şarkısı. Şimdi bu şarkı 10 tane kanaldan oluşuyor. Ondan sonra 2 tane vokalimiz var. Bunları kırmızı yapayım. Viola, cello, violin, bunlar yaylılar. Ondan sonra ukulele. Bu DIV mikrofon olarak kaydedilmiş. 2 tane bas kanalı var. Ondan sonra bir de kongalarımız var. Şimdi bu şarkıyı hızlıca mixlemeye çalışacağım. Kulaklıkla mix yaptığım için Sound ID ya da neydi bunun ismi? Sonarworks'ün kulaklıklar ve işte hoparlörler vesaire için yaptığı EQ ve faz düzeltme programını kullanıyorum. Ben bunu normalde hoparlörlerim için kullanıyorum ama kulaklıklar için de bugün denemek istedim. Epeydir bunu kullanmadım kulaklıklar için. Bunun yeni versiyonu çıktı. Muhtemelen profiller biraz daha iyileşmiştir diye düşünüyorum. Muhtemelen çok uzun sürmeyecek. Bazı videoların altına arkadaşlar yorumlar yapmışlar. Neyi, neden yaptınız biraz daha detaylı anlatır mısınız diye. Ondan sonra anlatmaya çalışayım. Elbette ki yani ben bu videoları arka arka yaptığım için mesela bir önceki videoda bahsettiğim bir plugin'i sonraki videoda anlatmayı çok düşünemiyorum işin doğrusu. Ama elbette ki YouTube'da insanlar bunu rastgele bir sırayla izleyecekleri için ben yine de plugin'leri ve yaptığım hareketleri biraz daha detaylı anlatmanın gerçekten de faydalı olacağını düşündüm. Okeydir. O zaman çok da uzatmadan başlayalım. Bir ilk dinleme yapalım. Oo, bu da aslında kontrbasmış. Kontrbas değil. Double bass mi oluyor? Yani bu da bir yaylı. Şu yaylıları birazcık aslında yaymamda bir sakınca yok diye düşünüyorum. Birazcık stereo olsun çünkü bu buna gerek yok. Bas ortadan gelsin. Violin ve viola biraz yanlardan gelebilir. Cello'nun basla olan ilişkisine göre bunu bir şey yapmamız lazım. Şu bas ve şu cello'yu bir beraber dinleyelim. Ya maalesef içimden bir ses diyor ki bu kanallardaki daha doğrusu bu kayıtlardaki sanatçıların entonasyonu birazcık sıkıntılı. Bir bakayım. Evet, çok hafif de olsa bir takım şeyler var. Özellikle bas enstrümanlarda buna biraz dikkat etmeye çalışıyorum. Bas gitarı da zaman zaman sound şeyle, Melodyne'la böyle yerlerine oturttuğum çok oluyor. Hatta şunları da hazır elimizdeymişken. Bu arada galiba şarkının tonu la minör. Bakın özellikle bu tiz çalıyor. Şöyle yakından göstereyim. Bak normalde notanın buradan geliyor olması gerekirken aradaki pitch farkını duyuyorsunuz diye düşünüyorum. Ben bunların hepsini seçiyorum ve şöyle oturtuyorum en yakın tam notaya. Ondan sonra şunu da yapalım aynısını. Ve şunu da yapalım aynısını. Bu da bir parça tiz çalmış. Bu daha iyi çalmış ama bunu da şey yaptık. Yerine oturttuk. Evet. Bu cello'yu biraz basla beraber çalıyor. Bunu birazcık ayırmak gerekiyor. Yani bunu panla şey yapamayacağımız için şu şekilde. Evet.
hep tiz notalar çalıyorsa bunun altlarını rahatlıkla alabiliriz. Bakın şu EQ'yu, bakın burada 15-16 desibel 400 Hz'e kadar indirmeme rağmen tonunda neredeyse hiçbir fark duyamıyorsunuz. Neden? Çünkü orada nota çalmıyor keman. Bakın şu ilk nota şuradan gelen, ilk daha doğrusu frekans diyeyim. Bunun temel fundamental frekansı dediğimiz frekans. Bunun bakın şu. Şuradan gelen şu temel frekans, 500 küsürlerde gelen frekans. O ondaki kemanın çaldığı notanın temel frekansı. O notayı belirleyen diğer tüm frekanslar neredeyse o temel frekansın daha yükseğindeki frekanslar. Yani sağa doğru giden bir ton var. Yani ben bunun altını istediğim gibi kesebilirim. Ve enstrümanın kendi karakteristiğine çok fazla bir zarar vermiş olmam. Mesela bas gitar olsaydı, bas gitar belki şurada bir yerde vuracaktı temel notayı. Ve harmonikleri bunun şu şekilde daha da sağ tarafında olacaktı. Bu şekilde. Yani ben bunun bu taraftan altını kesebilirim istersem. Ve genel tonal karakteristiğinde çok muazzam bir etkisi olmaz. Benzer şekilde mesela yine bir bas gitar düşünelim. Diyelim ki bu bas gitarın şeyleri, harmonikleri şurada bir yerde bitiyor. Mesela en yüksek harmoniği de belki 1700 Hz'de bitiyor. Ben bunun tutup mesela işte 3 kHz üstünü şu şekilde kesebilirim. Ki netekim bunu elektrik gitar kanallarında sık sık yaptığımı görürsünüz. Yani amfiler genellikle 7-8 kHz üzerinde kestiğinizde gitarın tonunu genellikle hiç etkileyen bir netice sebep olmazlar. O yüzden bu kemanın pes nota çalıp çalmadığını kontrol ediyorum hızlıca. Ha, bakın burada var. Burada bir şey yok. Ben demek ki bunun 200 Hz altını rahatlıkla hiçbir şekilde düşünmeden kesebilirim. Bakalım viola'da durum ne? Bunda da benzer bir durum var diye varsayalım. Burada böyle bir akustik gitarlarda da olan böyle bir kutu tonu geliyor gövdelerden. Biraz da şu üst frekansları arttıralım. Birazcık daha yakın gelsin. Bakalım. Şimdi bu enstrümanları ben tek bir enstrümanmış gibi davranacağım ve şu basa göndereceğim. Bunu da kemanlar diyeyim. Aslında doğru terim bu değil ama olsun. Şimdi bu kemanları, yayları tek tek dinlediğim zaman bir frekans cevabı var ama bunları beraber çaldığımız zaman üst üste binen frekanslar biliyorsunuz artacak. O yüzden bunları tek bir enstrümanmış gibi sanki klavyeye tek bir klavyeci bir yaylı peçinden çalıyormuş gibi düşünerekten kontrol edeceğim neye benziyor hep beraber dinlediğim zaman. Tamam, burada gayet dengeli geliyor bütün frekanslar. Peki biz bunun üzerine bu ukuleleyi eklediğimiz zaman ne oluyor? Kongaları biraz hayata döndürelim.
Şimdi bu kongalarda bir low mid karakteristik var haliyle. Şu. Ondan sonra bunun altlarını low cut değil de shake'le, shelf'le biraz indirelim. Bakın ukulelenin de temel frekans böyle 200'ler civarında. Onun altında neredeyse hiçbir şey olup bitmiyor. O yüzden herhangi bir şey yapmadan, şüpheye gerek kalmadan bunun altını biz alabiliriz. DI kanalını silmiştik hatırlarsınız. O DI kanalından kaybettiğimiz tizleri burada mikrofonla EQ ile geri verdim mikrofon kanalına. Şimdi bu da bir şu. Ne zaman şuna vursa böyle boom diye bir şey geliyor. Bunu ben dinamik EQ ile veya işte multiband kompresörle aynen bakın. Ne zaman şurası vursa bu dinamik EQ bunu baskılıyor. Şöyle dinleyelim mesela. Bakın ne kadar yüksek vurdu. Bunu engage edeyim ben ve bunu clipper'dan önceye koyayım. Şu aşamada clipper çalışmıyor. Sadece gain vermiş oluyorum buna. Heh. Şimdi çalışmaya başladı. Şimdi clipper bence davul tarzı, transient, işte vurmalı enstrümanlarda, kompresörlerden çok daha doğal bir netice veriyor. Bakın burada 5-6 desibellik bir clipping yapmamıza rağmen... Şimdi bakın bunu kısıyorum, şey yapıyorum. Hatta link yapayım şöyle de. Seviye aynı olsun. Biraz da volümünü açayım. Bakın 18 desibel açıyorum ve clip ettiriyorum. Ondan sonra out'tan da 18 desibel kısıyorum. Şu birbirine linkli durumda. Yani volüm değişmiyor. Şuraya gelelim. Yüksek peaklere. Yani siz fark duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama ben açıkçası duyamıyorum. Ben bunu sıklıkla davulları yükseltmek için kullanıyorum. Kaç desibel açarmıştık? Evet. Şimdi... Şimdi burada duyduğunuz gibi çok fazla bir kuruluk söz konusu. O yüzden ben bu enstrümanda biraz ambiyans katacağım. Nerede? Şöyle bir reverb. Aynen. Bunu ben sende koymuşum. Şimdi uzun reverb olsun. Long reverb. Buna da bir preset açalım. Large değil belki medium. Medium chamber. Okey. Bakalım. Şunu kapatalım. Okey. Bu fena gelmiyor. Şimdi ben esas ama şuna bir ambiyans vermek istiyorum. Onu da biliyorsunuz benim klasik yapmayı sevdiğim şey. Kısa bir reverb. Geniş.
Okey, sonradan bunu normal reverb'e göndereyim. Evet. Yani şu kongaları reverb'süz böyleyken bence çok daha iyi oldu. Şu yalnız reverb biraz parlak olmuş. Bunu ben biraz dark yapayım. Evet. Bütün ben enstrümanı da bir long reverb'e göndereyim. Şimdi bu kemanları birazcık daha canlandırmak için bu Slate'in Fresh Air isimli normalde vokaller için üretilen yüksek frekans exciter'ını kullanmayı deneyeceğim. Bakalım nasıl bir netice verecek. Bunu paralel gönderiyorum. Evet, bunu kısalım ve biraz daha halledelim ikisi. Evet, bu yüksek frekanslardan çaldığı zaman bunu yumuşatma ihtiyacımız olacak. Şu keman yer yer çok yüksek notalar çalıyor. Bunun üstesinden şu gelir. Su'da bir otomatik EQ plugin'i. Bunun yaptığı şema çok hızlı ve yüksek Q değerine sahip attenuation'lar yani kısmalar yapması. Şurada göreceksiniz zaten. Şimdi şu cello'yu ben şöyle yapacağım. Aynı şeyleri yaptığım gibi. Kongalara yaptığım gibi. Bunu da böyle bright, close mic, ondan sonra altlarını alacağız. Ve bunu stereo yapacağız. Okey. Şu aşamada vokali dahil ederek bundan sonraki denge yapmaya başlayalım. Vokalde ne var? Sweet angel, heaven's orchestra sings. Birazcık low mid bir durum var. Birazcık üstüne şey yaptık, airband yaptık. Şuradan öncesinde bir gate yapmakta fayda var ama çünkü kulaklıktan bleed yiyor. Şuradan bir vokal şey yapalım, vokal all round. Sweet angel. Aynen. Orchestra
blessings with the sound of your sweet strings. Bakalım müzikle nasıl geliyor. Suit koyacağız. Geri vokal var. Bakayım onu da ekleyelim. Bunda ne oluyor? Oh Rachel, sweet angel. Ondan sonra şunu yine ekleyeyim. Oh Rachel. Şunu birazcık daha genişletelim. Nakaratlar da şey gelsin. Oh Rachel. Biraz tizden alıyorum reverb'in dönüşünün. Şurası bu delay'in pardon. EQ kısmı. Basit bir filtresi var. Alttan ve üstten filtreliyor. Oh. Bakın daha pes oldu. Oh, okay. Bütün mix'i şuraya yönlendirdim. Şu şey üzerinde de master bass efektimiz yapacağız. Bakın dengeli geliyor frekans. Belki şu mid frekanslarda çok hafif bir dinamik şey yapabiliyoruz. Bunu da midlere koyalım. Şuralara. Bir
birazcık o nazal, vokal girdiği zaman oluşan nazal birikmeyi bir tık geriye almış olacağız böylelikle. Ama sadece mid bandta, yani stereoları ellemiyor, sadece mid bandı. Evet, buradaki birikme de biraz beni rahatsız etti. Onu da birazcık aldım. Blanton Rachel, bakalım neymiş. Ana Blanton Rachel var mı acaba? Maalesef bu şarkının şeysi yok, orijinal kaydı yok. Bunu birazcık yükselteceğiz tabii şeyle. Şununla birazcık. Biraz da analog hava katalım buna. Kelvin'le. O Kelvin çok güzel bir analog emülasyon plugin'i. Stage 1, Stage 2 diye iki tane satürasyon ayarı var diyeyim. Bu Stage 1, Stage 2'ye giriyor. Yani Stage 1'i açtığımız zaman Stage 2'yi daha fazla drive etmiş oluyoruz. Burada değişik modellemeler var. Ben burada bu iron'ları çok seviyorum. Dark iron, hot iron. Bunlar biraz altları daha iyi besleyen satürasyon algoritmaları. Bu wide ve clean ayarları da, wide biraz genişletiyor mid ve yüksek frekansları. Clean de aliasing'den oluşan yüksek tiz frekanslardaki müzikal olmayan harmonikleri birazcık azaltmaya yarıyor. Ama birazcık daha CPU yiyor. Şurada da bir pre-EQ ve post-EQ var. Pre-EQ satürasyona girmeden önceki EQ'muzu ayarlamamızı sağlıyor. Post-EQ de satürasyondan sonrakini sağlıyor. Yani ben buraya mesela pre-EQ yaparak mesela bassları abartı sokup ondan sonra basslar çok fazla yükselmişse buradan da kısaraktan orijinal tonuna geri getirebiliyorum. Buna sıfır alalım. Hops, şöyle. Evet. Mesela şu midleri şöyle 500-600 Hz'lerde biraz fazla sokalım satürasyonu. Şunu birazcık loudness'ını arttırarak birazcık da kısalım. Siz de bence kulaklıklarınızı çok açmayın. Aynen. Ben böyle özellikle davulu bası olmayan şarkılarda 12 civarını, yani short term loudness'ta 12 civarının fazlası yeterli olduğunu düşünüyorum. Evet,
Evet, mesela buralarda artık buna ihtiyaç varmış demek ki. Şu Brainworks'un Opto, bu arada bu plugin bayağı bedava falan, haberiniz olsun. Plugin Alliance'a kaydolduğunuz zaman size 6-7 tane plugin veriyor. Buradaki bu Opto'da o bedava pluginlerden bir tanesi. Şimdi ben burada şunu yapacağım. Sidechain EQ'yu aktive edeceğim. Onu da şöyle high midlerde, kulak tırmalarını high midlerde dinleyecek şekilde ayarlayacağım. Bakalım. Bu yaptığı şey o 2 kHz civarlarını dinleyip oralarda tepki vermek ve birazcık daha kemanları, viyolaları kısmak. Şu demin kemanların, viyoların yüksek olduğu yeri tekrar dinleyelim. Bakın birazcık daha az kulak tırmadıklarını fark edeceğiz. Bakın şu mısrada özellikle, bunları kapatacağım şimdi. Tekrar dinleyin. Nerede şu optolar? Şu ikisini kapattım. Bakın. Şu aralık. Şu aralık, hatta loop edeyim. Tekrar açalım, bakın. Aha, buradan başka bir yerden daha geldi. Şu cello'dan mı geldi? Bakalım. Aynen, cello'dan da gelmiş, bakın. Şu cello'yu da açayım. Şu üçünü beraber bir dinleyelim, şurası. Şunları kapattığımız takdirde. Tekrar dinleyelim. Bu hala var. Bunu birazcık daha modifiye edeceğiz. Copy paste ile işlemedi. Aynen. Bakınız, şunu kapattığımız takdirde. Bir daha dinleyelim. Şimdi bunu hızlı yapmakla ilgili bir şeyimiz olmasaydı, endişemiz olmasaydı ben buraya oturur. Burada clip gain'i enable ettikten sonra şu gain envelope'u mesela, şurları şöyle işaretledikten sonra şöyle kısardım muhtemelen. Ama hazır hızlı mix, yani böyle bitmiş bir mix'e en yakın haline gelmek için böyle hızlı hızlı içgüdüsel olarak çalıştığımız bir noktada bu sidechain'li opto kompresörlerin çok daha rahat çalıştığını söyleyebiliriz. Now I've had to say it to you, it's wrong.
especially now I've had to say it to you. Especially now I've had to say it to you. It's wrong that you've gone. Evet, hatırlamak adına şuradan başladık. Şuradayız. Mesela desek ki şu ukuleleyi biz daha geniş duymak istiyoruz. Bunu mesela şöyle yapabilirdik. Şu Waves'in en faydalı pluginlerinden Real ADT. Bu bir aslında flanger efekti ama doubler olarak geçiyor. Çünkü burada kaynak ve bantla, daha doğrusu şöyle anlatayım. Şimdi bu aslında bir tape makara sisteminin kafasının yerinin ve hızının değiştirilebildiği bir plugin. Burada SRC dediği source, ADT dediği de automatic double tracking adı verilen iki tane kanal var. Birinci kanal şey yapılmamış, efekte uğramamış kanal. İkinci kanalda birazcık pitch'i, yani notasal olarak değeri yüksek veya alçaltılmış cent bazında veya milisaniye bazında yavaşlatılmış, alçaltılmış veya özür dilerim, şu geciktirilmiş tarafı ADT milisaniye bazında, yani 15, işte şurada 15 milisaniye geç geliyor. Şu arkada hareket edense çok hafif bir hızla notasının değerini, yani pitch'ini sürekli böyle bir alçak yüksek yapan bir efekt. Aslında şu kısmı flanger. Yani şeyin üzerine bant makarası dönerken parmağıyla bastırılıp biraz böyle yavaşlatıldığını ya da işte parmağınız kalınca daha normal hızla döndüğünü düşünün. Şimdi eskiden double track yapmak için vokalleri özellikle bir vokal kanalı çalarken ikinci vokal kanalını bantını parmakla hafif hafif yavaşlatıyorlarmış. Bu da sanki duble kaydedilmiş gibi etki yaratıyormuş. Bu plugin onu otomatikman yapıyor. Şimdi ben bunu şunun için kullanacağım. Bu benim bazen kullanmayı sevdiğim bir numara. Şimdi ben bunu sağ sol tamamen panlıyorum. Ondan sonra drive'a gerek yok. Şeyini hızlandırayım birazcık. Ondan sonra nerede şu kanal? Burada. Bunu mix'e göndereceğim. Ondan sonra buna bir reverb koyacağım. Nerede bizim pro reverb'ümüz? Evet. Ve o da full stereo olacak, clean olacak, birazcık dark olacak ve yakın mikrofon olacak. Bir saniye gibi bir şey. Şimdi bu sadece reverb'e gidiyor. Bakın bir tık daha genişledi. Tabi bunu şuna da koyabilirdik. Mesela nerede? Bunu stereo yapardık. Real ADT'de buraya koyardık. Bu sefer tam bir stereo olurdu elimizdeki kanal şu. Sağdan soldan sanki iki tane ukulele varmış da aynı şeyi çalıyorlarmış gibi. Ama bence sanatçı burada iki tane sağlı sol olmasını isteseydi iki tane kayıt yapardı diye düşünerekten. Bunu sadece geniş bir reverb olarak genişletmeyi
tercih ediyorum şu aşamada. Hatta şu sidechain'li opto'yu ben vokale bile koyabilirim ya. Kurtardı bu şarkıda. Çünkü özellikle şu O Rachel derken işte kemanlar olsun, vokaller olsun böyle 1 kHz ile 3-4 kHz aralarında ciddi sağlam bir enerji birikmesine sebep oluyorlar. Okey. Bence bu şarkıyla ilgili yapılabilecek ilk etaptaki şey bu. Bir baştan sona dinleyerek ondan sonra da videoyu sonlandırabiliriz. Umarım ki faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Friendship meant the world to me. Never let you know how much you mean to me. And now you have gone. No worries though, 'cause you'll be in my heart. Your loving soul will always be a part of. Especially now, I've had to say it to you.